Ay anne, çok merak ediyorum bu meçhul besteci kim? Kimse kim, sana ne? Ya baksana. Bence bu meçhul besteci bir kadına yazıyor bunları. Abre Celil, ne interes oluyorsun bunlarla? Sana mı yazmış, sen misin o karı? Sana ne? Yok. Yok, ben değilim. Ama baksana. Ne şanslı kadın. Ay ne güzel şeyler yazılıyor onun için, değil mi anne? Yazılsa ne olacak, yazılmasa ne olacak? Bak, adam meçhul. Meçhul, bak meçhul. Yazsa ne olur, yazmasa. Sen budala süle karının adını, yaz karının adını. Sonra kavuşursunuz, buluşursunuz. Şimdi nereden bilsin? Demek ki aralarında çok fena bir şey oldu. Kavuşamıyorlar. Kadın da evi terk etti, gitti. Ya bak, bak, bak. Ay. Sülen bir şey sana. Olabilir. Gidebilir, tabii. Niçin? Niçin bak. Böyle benzer beçi sana biraz o karı. Ha? Olabilir öyle. Bak sen böyle nice sen böyle pirinç içinde bırakmış bir taş. Bilir misin? Sonra adam demiş, ey gari ben o sandım. Giden ben olacağım meçhul yazar. İlahi anne. Anne, pilavdan taş çıkınca besteci mi olunuyor? Bilir misin nasıl olunur? Şimdi akşama benim çocuğumun, canım evladımın, paşa yavrumun kırılsın bak bir dişi o taştan. O nasıl olmuş meçhul yazar, sen de olursun meçhul gelin. Bilir misin? Haydi gül şimdi. Eh be anne, nereden nereye bağladın? Baklarım ben. Ama sana diyeceğim bir şey bak. Var şarkılar yapmışlar sevgiliye. Yapmışlar karısına. Yapmış anasına. Yapmış nenesine. Yapmış kızına. Hiç sen duydun mu bir şarkı yapılsın geline? Aa. Yok, niçin yok? Niçin gelin? Gelin dil isla bir şey. Yaramaz gelin. Hiç öyle bir şey boş.